Merhabalar, bu videoda Arapça 1 dersinin 8. bölümü olan Arapçada sıfat tamlaması konusuyla ilgili çıkmış bazı sınav sorularını inceleyeceğiz. Birlikte bakalım. İlk sorumuz, aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir sıfat tamlaması bulunmaktadır? Adana'ya bakalım. bu seyyâreti muglekun. Arabanın kapısı kapalıdır. Adana değil. Sıfat damlaması bu arada mausuf yani sıfat edilen, betimlenen şey mahsuf ve sıfattan oluşuyor. Mausuf ve sıfa birbirleriyle uyumlu olmak zorunda. Hangi bakımdan? Cinsiyet bakımından. Cinsiyet bakımından yani müzekkerlik, müenneslik. Sayı bakımından yani tekil, ikil, çoğul. Belirlilik, belirsizlik bakımından yani eliflemli, eliflemsiz. Ve hareke bakımından birbirleriyle uyumlu olmak zorundaydı. Mausuf ve sıfa. Ona göre Bursa'ya da bakalım. Bursa Kharaca min hazel beytil kadimi. Bu eski evden çıktı. El beytil kadimi. Sıfat damlaması eski ev. Bakın yine burada mausuf yani mausuf edilen kelime eliflemli olduğu için sıfat konumundaki kelime de eliflemli. El beyt tekil olduğu için el kadim de tekil. El beyt muzekker olduğu için el kadim de şeklinde geldi. El beytin harekesi kesre olduğu için el kadim de kesreli oldu. Doğru cevap Bursa fakat tabi Ceyhan ve diğer şıkları da inceleyelim. Ceyhan rakip tu medinetin. Bir şehrin trenine bindim. Kitara Medine isim tamlamasıdır. O yüzden Cihan'ı eliyoruz. Denizli Fetahtu safhatel kitabi. Kitabın sayfasını açtım. Safhatel kitab de isim tamlamasıdır, sıfat tamlaması değil. Edirne ana fi saffil Ben fakültenin sınıfındayım. Saffil kulliye isim tamlaması. Burada da hocam Bursa. Kharaca min hazel beytil kadimi. Bursa. Diğer sorumuza bakalım. Hiye bintun tawilatun. Hiye bintun tawilatun. O uzun bir kızdır. Yukarıdaki cümlede yer alan sıfatın zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Tavile uzun. Yani uzun kelimesinin zıt anlamlısını bulmamız gerekiyor. Adana muştehidetun. Çalışkan. Değil uzun yani aslında kıssa kelimesini aramamız gerekiyor. Bursa seminetun şişman demek. O yüzden Bursa'yı eliyoruz. Ceyhan kasiretun kısa. Evet doğru cevap Ceyhan fakat diğer şıkları da inceleyelim. Denizli nahifetun zayıf. Denizli eliyoruz. Edirne cemiletun Güzel. Bunu da eliyoruz. Hiye bintun tavilatun. O uzun bir kızdır. Keli yani tavila kelimesinin zıt anlamlısı kasiratun da cevap Ceyhan. Diğer sorumuza bakalım. El mudifune boşluk. Ya'malun fi hadha'l matar. Hostesler el mudifun sonu olduğu için muzekker yani erkek host hostesler Ya'maluna fi matar. Bu havalimanında çalışıyorlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek sıfat aşağıdakilerden hangisidir? El mudifun çoğul müzekker ve merfu olduğu için Gelecek olan sıfat da çoğul muzekker ve merfu olması gerek. Mudifun kelimesi muzekker olduğunu tabi sondaki valnundan anlıyoruz. Çünkü çoğul kelimeler, çoğul muzekker kelimeler olduğunda vavnun ekliyorduk. Şıklara bakalım. Adana Nacihu Nacihu başarılı fakat tekil için kullanılıyor. O yüzden Adana'yı eliyoruz. En yani başarılı erkekler yani başarılılar çoğul için kullanılıyor. Çoğul muzekker ve merfu. Zaten merfu olduğunu valnundan anlıyoruz. Bursa olabilir. Ceyhan'a bakalım. Nacihine. Nacihine. Evet çoğul. müzekker. Fakat sonundaki yenundan onun ya mansup ya da mecrur olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki mausuf al mudifun merfu olduğu için zaten ceyhanda olmaz ve el mudifun kelimesinin başında eliflem olduğu için sıfatın başına da eliflem gelmesi gerekiyor. Burada uyum olmadığı için de ceyhanı eliyoruz. Denizli nacihune başarılılar yine erkek için kullanılıyor. Çoğul muzekker merfu Burada Bursa ile Denizli arasında kalabilirsiniz. Denizli neden olmaz? Az önce demiştim ben. Masuf ile sıfat arasında bir uyum olması gerekiyor. Her anlamda yani. Eğer masuf yani betimlenen kelime eliflemli olursa sıfatın da eliflemli olması gerekiyor. Burada Denizli'de sıfat necihun. Eliflemsiz yani başında eliflem olmadığı için zaten uyum söz konusu değil. O yüzden Denizli'yi eliyoruz. Yani... Uyumlu olması da gere gerekiyor. Başında eliflem olması gerekiyordu. Edirne <laughs> nacihetani ikil için kullanılıyor muennes. <laughs> i̇kil fakat muennes ve merfu kelimeler için kullanılıyor. Zaten eliyoruz bunu da. Burada doğru cevap. El mudifunel nacihune yamelune fi hazel matari. Yani başarılı hostesler bu havalimanında çalışıyorlar. Doğru cevap Bursa. El <laughs> nacihune. Diğer sorumuza bakalım. Et tabibatu boşluk fahasnal mari Et tabibat kadın doktorlar nokta nokta fahasna yani tedavi ettiler, baktılar. El maridetayni iki hasta kadını muayene ettiler diyebiliriz. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek sıfat aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bulunmaktadır? Boşluğu doldurabilmemiz için önce ki kelimeyi incelememiz lazım. -tab -be Mu -en et tabibatu tu Sondaki e tu olduğu için onun çoğul olduğunu anlıyoruz ve harf harekeden en sondaki harekeden dolayı merfu olması gerekiyor ve tabii ki. Başında eliflem olduğu için belirtili veya belirli. Yani ondan sonra gelecek olan sıfatın muennes, çoğul, merfu ve belirli olması gerekiyor. Ona göre şıkları inceleyelim. Adana el mahiratu el mahiratu yani başarılı dahiler de diyebiliriz. İnceleyelim el mahirat muennes evet sonda zaten etu ile biten kelime muennestir. Çoğul mudur? çoğul merfu ve başında eliflem olduğu için belirli. Ne cevap Adana olabilir. Bursa'ya bakalım. El meşhuretu, el meşhuretu ünlü tekil fakat tekil olduğu için zaten direkt eliyoruz. Ceyhan ezzekiyeteyni ikili için kullanılıyor. Zekiyeten yani iki zeki kişiden bahsediyoruz. İkil olduğu için zaten direkt onu eliyoruz. Denizli muştehiduna, muştehidun çalışkanlar. Bu daki kelime çoğul ve muzekker. Zaten sondaki vavnundan müzekker olduğunu alıyoruz. O yüzden Denizli'yi eliyoruz. Edirne necihatani İkil olduğu için zaten direkt eliyoruz. Çünkü yukarıda bir yani betimlenen kelime konumundaki Sözcük Muennes çoğun merfu ve belirli olması gerekiyor. Et tabibatul mahiratu fahasnal marideten yani başarılı kadın doktorlar iki hastayı muayene ettiler. Doğru cevap Adana. Son sorumuzu inceleyelim. Büyük iki bilgin ifadesinin Arapçası aşağıdakilerden hangisidir? Arapça sıfat damlaması Türkçedekinden farklı. Türkçede önce sıfat geliyor, sonra mausuf dediğimiz kelime geliyor. Fakat Arapçada tam tersi. Arapçada önce betimlenen kelime yani önce mausuf gelir, sonra sıfat gelir. Önce mausuf, sonra sıfat. Yani aslında yukarıdaki kelime önce iki bilgin gelecek, sonra büyük sıfatı gelecek. Ona göre inceleyelim. Adana el kebiranil alimani yani iki büyük bilgin. Burada zaten sıfatla Masuf yer değiştirmesi gerekiyor. O yüzden Adana'yı eliyoruz. Bursa el kebirani iki büyük bilgin bilgindir. Burada zaten sıfat tamlaması değildir. Çünkü eliflem olması gerekiyor. Alimen kelimesinin başında ve sonu elif nunla bitmesi gerekir. Bursa'yı eliyoruz. Ceyhan el alimul kebiru. Büyük bilgin. Burada tekil. Yukarıda iki bilgin dediği için Ceyhan'ı da eliyoruz. Denizli'ye bakalım. El alimani kebirani. İki bilgin büyüktür. El-alimani Al kebirani. Buradaki sıfat damlaması değil. Sıfat damlaması olmadığını nereden anlıyoruz? Ben daha önce söylemiştim. mausuf yani betimlenen kelime sıfat arasında uyum olması gerekiyor. El-alimani Al kelimesinin başında eliflem olduğu için kebiran kelimesinin başında da eliflem olması gerekir. Burada eliflem olmadığı için buradaki zaten sıfat damlaması değildi. O yüzden denizliyi eliyoruz. Edirne'ye bakalım. El alimanil kebirani. Büyük iki bilgin. Burada doğru cevap Edirne. Bölümümüzün sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.